İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 26 Kasım günlerden pazar. Savaşın 51. ateşkesin ise 3. günü. İsrail ile Hamas arasında 2. takasta kriz çıktı. Yardım tırlarının Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyince Hamas rehineleri bırakmayacağını açıkladı. İsrail de savaşa geri dönüleceği yönünde gözdağı verdi. Diplomasi trafiğiyle kriz çözüldü. 2. esir takası 7 saat rötarla gerçekleşti. 3. takası için gözler savaş bölgesinde. Hapishane önünde yakınlarını bekleyen Filistinlilere İsrail ordusu sert müdahalede bulundu. 3 kişi yaralandı. Bazı bölgelerde ateşkes de delindi. Hastanelerin kuşatıldığı Cenin'de 2 Filistinli hayatını kaybetti efendim. Tüm bunlar yaşanırken Netanyahu'nun konutunun önünde istifa sesleri yükseliyordu. Ateşkesin ikinci günü kriz çıktı. Yardım tırları engellendi. Hamas rehineleri bırakmayacağını söyledi. Gece yarısı takas gerçekleşti. İsrail ve Hamas arasındaki mutabakatın ikinci gününde 13 İsrailli esire karşı 39 Filistinli mahkum serbest bırakılacaktı. Ancak insani yardım tırlarının Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyince Hamas anlaşmaya uyulmadığı için rehineleri teslim etmedi. İsrail de gün bitmeden savaşa dönüleceğini açıkladı. Saatler süren belirsizlik Mısır ve Katar'ın araya girmesiyle sona erdi. 13 İsrailli ile 4 yabancı 7 saat rötarla Kızıl Haç'a teslim edildi. Esirler konvoy halinde sınırı geçip ülkelerine geri döndü. Serbest bırakılanların fotoğrafları paylaşıldı. O anlarda 39 Filistinli mahkumun salıverileceği Batı Şeria'daki Ofer hapishanesinin önünde de yoğun kalabalık vardı. Ancak İsrail ordusu sert bir müdahalede bulundu. 3 kişi silahla yaralandı. Özgürlüğüne kavuşan 6'sı kadın 39 Filistinli coşkuyla karşılandı. Ailelerle buluşma anlarında duygu dolu anlar yaşandı. Çocuklarımı, torunlarımı hepsini yanımda görmekten mutluyum. Ama Gazze, Batı Şeria ve burada yaşananları gördükçe sevincim kursağımda kalıyor. Ancak bazı evlerdeki mutluluk uzun sürmedi. İsrail güçleri gece saatlerinde serbest bırakılan bir mahkumun evine baskın düzenledi. Gazeteciler ve mahkumun yakınları evden uzaklaştırıldı. Takas İsrail ile İrlanda arasında da gerilime neden oldu. İrlanda Başbakanı'nın Hamas'ın rehin aldığı 9 yaşındaki kız çocuğu için kayıp ifadesini kullanması İsrail'i kızdırdı. Dışişleri Bakanı Eli Cohen, kayıp değil esirdi, ahlaki pusulanızı kaybetmişsiniz dedi. Bugün de yine 13 İsrailli, 39 Filistinlinin serbest bırakılması beklenirken bazı noktalarda ateşkes delindi. 2 hastanenin kuşatıldığı Cenin'de 2 Filistinli hayatını kaybetti. 7 yaralı var. Bombardıman durunca Endonezya ve şifa hastanelerinin son hali de gözler önüne serildi. Endonezya hastanesi tamamen boşaltılırken şifa hastanesinde son yaralıları tahliye için yoğun çaba harcanıyor. Tel Aviv ve Batı Kudüs'te protesto gösterileri vardı. Netanyahu'nun konutunun önünde istifa sesleri yükseldi. AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için temayül yoklama süreci başladı. 81 ilde başlayan temayül yoklamasında yaklaşık 150 bin partiliye belediye başkanı için kimi aday olarak görmek istersiniz diye soruldu. Mevcut belediye başkanlarından memnun olup olmadıkları da bir diğer soruydu efendim. Bilgisayar üstünden yapılan yoklamanın sonuçları Erdoğan'a iletildi. Burada gördüğünüz manzara 81 ilin tamamında gerçekleşiyor bugün. AK Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesinde önemli kriterlerden biri olan temayül yoklaması 81 ilde başladı. Yaklaşık 150 bin partiliye belediye başkanı için kimi aday olarak görmek istersiniz diye soruldu. Bilgisayarları kapatır kapatmaz bütün sonuçlar, bütün değerlendirmeleriyle bir sistemde toplanmış olacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız o sonuçları görecek. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehirimiz içinde 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler.
Yerel seçime az bir süre kala AK Parti'de seçim hazırlıklarında yeni bir aşamaya geçildi. Dijital ortamda yapılan temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Biz teşkilat temayül yoklaması yaparken Cumhuriyet Halk Partisi de temayül mü yapayım, ön seçim mi yapayım yoksa başka bir anket formu mu yapayım diye düşünüyor. Daha seçim takvimi açıklanmadı. Biz çok erken bir vakitteyiz şu anda. Temayül yoklamasında mevcut belediye başkanları için de bir değerlendirme yapıldı. Partililere belediye başkanlarından memnun musunuz sorusu yöneltildi. Belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci 9 Kasım'da başlamıştı. Memurların istifası için 1 Aralık son gün. Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı ve 10 binleri belki 20 bini, 30 bini aşan da aday müracaatının söz konusu olduğu bir tablo karşımıza çıkacak. Geçen dönem ocağın sonunda aday tanıtım programını yapmış, sahaya inmiştik. Ben bu sefer de 3 aşağı 5 yukarı bunu öngörüyorum. CHP'de de gündem aynı, yerel seçim ve aday adayları. CHP lideri Özgür Özel İstanbul'da konuştu. CHP'li belediyeler için memnuniyet anketlerinin başlayacağını söyledi. İstanbul, Ankara ve Aydın'da mevcut başkanların yeniden aday gösterileceğini söyledi. Yeni anayasa tartışması üzerinden iktidarı eleştirdi. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz 3 büyükşehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin mevcut başkanlarının yeniden aday gösterileceğini bir kez daha hatırlattı. Kimseye verilmiş sözümüz yok diyerek. Verilmiş bir tek sözüm var partime. Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları İstanbul buluşmasında konuştu. CHP'li belediyeler için memnuniyet anketlerine pazartesi günü başlayacaklarını söyledi. CHP, İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanlarını memnuniyet anketiyle, örgütün görüşü ve eğilim yoklamasıyla belirleyecek. Bazı yerlerde, efendim, ön seçimden vazgeçiyorlar. Ön seçimden vazgeçmek diye bir şey yok, net söylüyoruz. Sözü anayasa tartışmalarına getirdi. Yeni anayasa tartışmalarını sürdürmek istiyorlar. Oradaki tavrımız net. Türkiye'nin sivil bir anayasa sorunu vardır. Ama Türkiye'nin bir anayasa yapma iradesi sorunu da vardır. Cumhur İttifakı'nın mutfağında hazırlanmış çabanın içinde hiçbir zaman olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. CHP lideri ardından Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katıldı. İttifak yerine işbirliği kelimesini kullandı. Belki kelime yoruldu. Ondan artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yaparak bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye'nin kazanacağı önümüzdeki süreçte birbirine saygılı bir süreci yaşayacağız. Günün sıcak gündemi soğuk hava, fırtına ve sağanak yağmur. Olumsuz hava koşulları en çok İzmir'i vurdu. Kentte deniz ile kara birleşti. Sahil şeridinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Evler, araçlar suya gömüldü. Sağanak yağmur ve fırtına. Denizle kara birleşti. İzmir tam manasıyla göle döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak ve fırtına İzmir'de gece saatlerinde etkili oldu. Karşıyaka ve Konak ilçelerinde deniz seviyesi 1 metre yükseldi. Sahil kesimleri tamamen su altında kaldı. Deniz suyu arka sokaklara kadar ulaştı. Taşkınla birlikte bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Birçok araç da suya gömüldü. Yollarda mahsur kalanların imdadına botlarla kurtarma ekipleri yetişti. Bu grup da bir eğlence mekanında mahsurdu. Botla kurtarıldılar. Geçmiş olsun. İzmir İtfaiyesi'ne ulaştık. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Kordonda bele kadar geliyor su. Taksiden orası böyle zaten. Bildiğin gibi değil, berbat abi şart. Öyle Kıbrıs Şehitleri Sokağı sahilinin orası gidecek durumda değil. İzmir son yılların en büyük felaketlerinden bir tanesini yaşıyor. Deniz yaklaşık 1-1,5 metre yükseldi. Hal böyle olunca özellikle kıyı bandındaki birçok yeri su bastı. Burası Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin olduğu nokta. Gördüğünüz gibi birçok işletme sular altında. En son 15-20 sene önce böyle bir şey yaşadık. Bu da ikinci oldu. Durum vahim. Bütün mekanlar şu an sular altında. Bilgisayarlar gitti,
masalar gitti. Kıbrıs Şehitler Caddesi sular altında kalınca araçlar devreye girdi. Gördüğünüz bu araç AFAD aracı. Evlerinde ya da dükkanlarında mahsur kalanlar bu araçlarla kurtarılıp kuryerlere götürülüyor. İzmir'de gün boyunca yağış devam etti. Kentte su içinde kalan araçları çekiciler çıkardı. Temizlik çalışmaları da aralıksız sürdü. Sadece İzmir değil, tüm Türkiye sağanak ve fırtınaya teslim oldu. Ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu, deniz ise adeta kudurdu. Ege Denizi'nde Midilli açıklarında bir yük gemisi battı. 14 mürettebattan biri kurtarıldı efendim. Sinop'ta da devrilen tahıl ambarının altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. Tatil cenneti Antalya'da sağanak yağmur hayatı felç etti. Mersin ve Adana'da da tarım arazileri zarar gördü. Balkanlardan gelen kar ise Edirne ve Kırklareli'nden yurda giriş yaptı. Yine fırtına, yine batan bir gemi. 13 denizci kayıp. Geçtiğimiz hafta Karadeniz'den gelmişti batan gemi haberi. Bugünse Ege Denizi'nde Midilli açıklarında Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan kargo gemisi fırtına nedeniyle battı. Gemide Mısır, Hindistan ve Suriye uyruklu 14 mürettebat vardı. Bir denizcinin kurtarıldığı açıklandı. Fırtına Çanakkale'den Muğla'ya tüm Ege şeridini adeta yıktı geçti. Deniz köpürdü, iskeleler yıkıldı, tekneler battı. Sinop'taysa fırtına nedeniyle tahıl ambarı devrildi. Ambarın altında kalan 77 yaşındaki Nefize Keserci hayatını kaybetti. Yalova'da bir binanın çatısı iki kişinin üstüne böyle uçtu. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kırşehir'de de vatandaşlar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ve Akdeniz. Tatil cenneti Antalya'da kent sokakları nehre döndü. Seyir halindeki bir halk otobüsüne su böyle doldu. Vallahi girdi. Arabanın içine su girdi. Ben yemiyorum şu an. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitlerde mahsur kalan sürücü ve yolcuların imdadına ekipler yetişti. Makineler, mallar hep gitti. Bak. 3 metre yaşmış. Kepeze düşen yağış miktarı metrekareye 173 kilogram olarak ölçüldü. Sera ve tarlalarda hasar çok büyüktü. Side'de ise 3 tekne battı. Evet arkadaşlar, ne yaptıysa kurtaramadılar. Çok uğraştılar. Her şeyi yaptılar. Ama olmadı. Allah'tan gelen bir afet. Yapılacak bir şey yok. Herkes burada canla başla işinde gücünde çalışıyor. Kaş'ta da dalgalar biri ekip otosu iki aracı böyle yuttu. Neyse ki yaralanan olmadı. Burası ise Mersin. Kente fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Genel lokal olarak bazı yerlerde %70'e kadar hasar tespiti arkadaşlarımız tespit etti. Adana'da ise bir grup çakan şimşeklere ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmura aldırmadan halay çekti. Kocaeli ve Bursa'da da ağaçlar yerinden söküldü, çatılar uçtu. Sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil kesimi suyla kaplandı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Uludağ'da sezon açılabilmişti. Bu sene ise kayak merkezi Aralık gelmeden karla kaplandı. Edirne ve Kırklareli'de ise beklenen kar yağışı başladı. Yüksek kesimler beyaza büründü. İstanbul'a gelince, dün başlayan fırtına bugün etkisini arttırdı. Kentte vapur seferleri iptal edildi. Küçükçekmece'de dalgalar bir sitenin bahçesine vurdu. Megakentin sahil şeritlerinde manzara benzerdi. İstanbul fırtınaya teslim oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkarken hava sıcaklığı 10 derece birden düştü.
İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkisini arttırdı. Kağıthane ve Pendik'te etkili olan rüzgar çatıların uçmasına neden oldu. Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Büyük bir gürültüyle iki aracın üstüne düştü. Büyük bir ses, büyük bir şiddetli bir rüzgar vardı. Şiddetli rüzgar beraberinde dev dalgaları da getirdi. Kıyıya vuran dalgaların boyu 2-3 metreye ulaştı. Küçükçekmece'de dev dalgalar bir sitenin su basmasına neden oldu. Sitenin bahçesi adeta göle döndü. Bu bölgede yer alan apartmanların bazılarını deniz bastı. Şu anda bulunduğumuz bölgede bir apartmanın bahçesi vardı ama dün gece dev dalgalar o bahçeyi doldurarak resmen burayı bir havuza dönüştürdü. Dev dalgalar nedeniyle Ortaköy'de deniz seviyesi yükseldi, bir iş yerini su bastı. Kazan dairesine dolan su itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yağış ve rüzgar nedeniyle Kadıköy'de bir ağaç 3 katlı binanın duvarına devrildi. Benzer bir görüntü Üsküdar'da da yaşandı. Devrilen ağaçları belediye ve itfaiye ekipleri kaldırdı. Fırtına ve soğuk hava İstanbul ulaşımını da etkiledi. Şiddetli rüzgar, fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu ve denizde de ulaşımda aksamalara sebep oldu. Bu yüzden bazı seferler iptal edildi. Bursa ve Yalova seferleri de askıya alındı. Pendik'te bir kişi tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde silahla vurarak öldürdü efendim. Başından vuran eşini katil zanlısı koca gözaltında. Çiftin 2 hafta önce de tartıştıkları eve polis ekiplerinin gittiği belirtildi. Silahını aldı, çocuklarının annesini başından vurdu. Üstelik de en küçüğü 8 aylık olan 4 çocuğunun gözü önünde. Olay İstanbul Pendik'te dün gece saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre karı koca arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Saldırgan koca Yılmaz Leçin evinde bulundurduğu silahını çıkartarak 4 çocuğunun annesi İpek Leçin'i başından vurdu. Genç kadın çocuklarının gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri saldırgan kocayı gözaltına aldı. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan yaklaşık 15 gün önce ise çiftin yine tartıştığı ve ihbar üzerine eve polis ekiplerinin geldiği belirtildi. Çankırı'da önceki gün 3 çocuğunun annesini bıçakla katleden kocanın evinde gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis katil zanlısını yakalayıp suç aletine el koyarken komşular kayıttaydı. İşte o sıcak anlar. Abo, komşular ihbar etti, polis geldi. Karısını öldüren cani koca böyle yakalandı. Olay 24 Kasım'da Çankırı'da yaşandı. Karı koca arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yakup Göktaş, eşi Kezban Göktaş'ı bıçaklayarak öldürdü. 3 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Yakup Göktaş'ın yakalanma anı ise an be an kaydedildi. Polis kan gölüne dönen eve böyle girdi. Abo, yerdeki suç aleti bıçak da kameralara yansıdı. Polisin gözaltına aldığı koca tutuklandı. O anları komşular cep telefonuyla kaydetti. Bodrum'da işlenen anne cinayetinin nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre annesinin baskısıyla kan verdiğini öne süren 16 yaşındaki genç, D vitamini eksikliği olduğunu öğrenince sinirlenip annesine "ben de senin kanını alacağım" diyerek tehditler savurdu. Ardından da dediğini yaptı. Talihsiz kadın oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. D vitamini eksikliğinden annesini sorumlu tuttu, "senin kanını alacağım" diye tehdit ettikten sonra annesinin kanını akıttı. Bodrum'dan gelen cinayet haberi tüyler ürperticiydi. 47 yaşındaki Figen Bezmez bıçaklanarak öldürüldü. Katili 16 yaşındaki oğluydu.
İddiaya göre geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki genç kan bağışında bulundu. O sırada D vitamini eksikliği olduğunu öğrendi. İfadesine göre annesini aradı, "Senin baskınla kan verdim." diye tepki gösterdi. D vitamini eksikliğini kan bağışı yapmasına bağlıyordu. Annesine telefonda "Ben de geleceğim, bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım." dedi. İşte bu telefon görüşmesinin ardından anne oğlunu ziyarete gitmişti. İkili arasında yüz yüze de tartışma çıkınca 16 yaşındaki evlat annesini bıçaklayarak öldürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu. Futbol camiasındaki Seçil Erzan depreminin yankıları sürüyor. Şimdi konuşulan ise paranın nereye gittiği yönünde. Piyasadan topladığı milyonlarca doları yöneten banka müdürü Seçil Erzan savunmasında kimden ne kadar alıp kime ne kadar ödediğini anlattı. Hatta para trafiğinin listesini bile tutmuş. 3 aldıysam 5 ödedim, bana boş senet imzalatıp babamın kefen parasını bile aldılar diyen Seçil Erzan, futbolcudan iş adamına, tefeciden menajere uzanan para trafiğini bakın nasıl anlatmış. Konuşulan para tam 25 milyon 770 bin dolar. 7 milyon 384 bin de Türk lirası var. Para trafiğinde Arda Turan, Emre Belezoğlu, Mustera gibi futbol dünyasının ünlü isimleri de var. Şimdi ise paranın nereye gittiği konuşuluyor. Seçil Erzan, merak edilen paranın trafiğini de anlatıp listesini bile tutmuş. Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi diyen Seçil Erzan'ın verdiği isimlerden biri, 3 aldıysam 5 ödedim dediği eski futbolcu Semih Kaya. Fon adıyla Semih Kaya'dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Ona fazladan ödediğim bu parayı Emre Belezoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Para trafiğinde iş insanı Atilla Baltaş'ın adı da geçiyor. Kendisinden faizle para aldım. %50 faizle 1 milyon dolar geri ödeme yaptım. Bankada bana baskı kurup borçlu olduğuma dair senetler imzalattı. Seçil Erzan, eski futbolcu Ayhan Akman hakkında da aldığı parayı fazlasıyla geri verdiğini, hatta alacağının bile olduğunu söylüyor. Para trafiğine tefeciler de dahil olmuş. Seçil Erzan, kendisine imzalatılan boş senetlerin de icraya verildiğini öne sürüyor. Süleyman Aslan isimli tefeciden 10 milyon lira aldım. 14 milyon lira geri ödedim. Ayrıca Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha verdi. Sonrasında ben ona 2 milyon 650 bin dolar ödedim. Babamın kefen parasını bile aldılar dediği isimlerle arasındaki para trafiğinin listesini bile tutmuş. O listede Fatih Terim'in de adı var. Belgeye göre Fatih Terim'in 700 bin dolar olarak verdiği parayı 1,5 milyon dolar olarak geri aldığı öne sürülüyor. 29 kişinin şikayetçi olduğu soruşturmada 18 kişinin de mağdur olduğu yer alıyor. Tüm bunlardan sorumlu tutulan Seçil Erzan hakkındaysa 216 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede adı geçmeyen ancak soruşturma kapsamında ifadesi alındığı ortaya çıkan Fatih Terim de karşı atağa geçti. Terim, "İlgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyorlar. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olun." açıklamasında bulundu. İstanbul Ümraniye'de kazaya müdahale eden trafik polisine olay yerinden hızla geçen bir başka araç çarptı. Polis dur ihtarına uymayan sürücüyü bir süre sonra kıskıvrak yakaladı. Ağır yaralanan trafik polisi ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Dakikalar önce trafik kazası yaşanan noktada yol kontrolünü sağlamak için görev başındaydı. Tam da o anda hızla gelen hafif ticari aracı gördü, uyarmaya çalıştı. Ama o sürücü ayağını gazdan kesmedi ve polis memuruna çarptı. Kaza bitti. Polis şurada yolu yavaşlatıyordu. Oradan vurdu polise. Buraya vurdu. Hatta bir de yere düştü polis. Kazaya müdahale eden polise çarpan araç kaçtı ama yakalanması uzun sürmedi. Yaralı polise hastaneye kaldırıldı. İstanbul Ümraniye'de Saray Mahallesi Küçük Su Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında bekleyen Ömer Sevim idaresindeki otomobil U dönüşü yaptı. O sırada gelen beyaz hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Otomobil refüjdeki trafik ışıklarına, ticari araçsa bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. İki kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.
Kazanın yaşandığı noktada güvenlik önlemi alan polis memuruna hızla gelen hafif ticari araç çarptı. Araç sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü durdurmak için havaya ateş açtı. Polis şurada bir yolu kesti. Polis yolu kesti, sonra bir beyaz bir araba geldi, polise vurdu. Polis de bayağı yükseldi ve durumun ağır olduğunu düşünüyorum. Ağır yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ona çarpan sürücünün ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. 180 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa'da diş tedavisi sonrası fenalaşıp hayatını kaybeden Deniz'in ölümüyle ilgili otopsi raporu çıktı efendim. Deniz'in başında yoğun ödem, kalp boşluğu ve akciğerlerinde de kanama tespit edildi. Rapor değerlendirme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aile ise başlattıkları hukuk savaşını sonuna kadar sürdürmekte kararlı. Türkiye'nin ağladığı Deniz'in ilk otopsi raporu çıktı. Sonuçlar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ben onun için bir ömür savaşmaya hazırım. Yeter ki adalet yerini bulsun. Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez diş ağrısı şikayetiyle götürülmüştü kliniğe. Anesteziyle çocuğun bir dişi çekildi, 4 dişine de dolgu yapıldı. Tedavi sonrası rahatsızlanan çocuk fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 3 gün sonra da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi hukuk savaşı başlattı. Bizden başka anne babaların canı yanmasın. Eğer bir klinikte bu anestezi uygulanması yasaksa diş kliniklerinde bu yapılmasın. Aile Deniz'e genel anestezi yapıldığını öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında klinik bir ay kapatıldı. Talihsiz çocuğun ölümünün ardından ilk otopsi raporu da çıktı. Tıbbi terimler kullanıldığı için biz bir şey anlayamadık zaten otopsi raporundan. Otopsi raporunda çocuğun başında yoğun ödem, kalp boşluğu ve akciğerlerinde de kanama tespit edildiği bilgisi verildi. Rapor Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Biz de Adli Tıp'tan gelecek raporun içeriğine göre hareket edeceğiz diyeyim. Kliniğin sedasyon işlemi yapması yasal olarak mümkün değil. Şu anda klinik kapalı. Bu durum zaten yapılan işlemlerde mevzuata aykırılığın olduğunu başlı başına bir göstergesi. Sönmez ailesi şimdi adli tıptan gelecek değerlendirmeyi bekliyor ve olayın peşini bırakmamakta da kararlılar. Biz şikayette bulunduk. Ben devletimin adaletine sonuna kadar güveniyorum. Rabbimin adaletine güveniyorum. İstanbul Küçükçekmece'de riskli olduğu için boşaltılan 5 katlı bina çevredekileri tedirgin ediyordu. Çünkü patlak kolonları, paslı demirleri ve dökülen kirişleriyle yoldan geçenler için de risk oluşturuyordu. Mahallelinin şikayetleri üzerine yıkılmaya yüz tutmuş bina kontrollü olarak yıkıldı. Mahalleli de rahat bir nefes aldı. Kırılması... Her tarafı çürük, kolonlar patlak. Hani bunun bu kadar burada kalması şu anda büyük bir tehlike yani. Kolonları patlak, kirişleri dökülüyor. Her ne kadar boşaltılmış olsa da mahallelinin korkulu rüyası haline geldi. Çünkü önünden her gün yüzlerce yaya ve araç geçiyor. Yani bu binanın bir an önce yıkılmasını istiyorum. Çünkü ben okula bu sabah bu yoldan gidiyorum okul ederken. Tam şu olarak şuradan gidiyorum. Eğer sabah karanlık olunca göremem, hemen yıkılmasını istiyorum. Kolonları patlayan, paslı demirleri ortaya çıkan 5 katlı bina İstanbul Küçükçekmece'de yer alıyor. Belediye bir ay önce riskli olduğuna karar vermiş ve boşaltılmıştı. Ama herhangi bir yıkım işlemi yapılmamıştı. 20-25 gündür veya bir aydır bina bu şekilde. Tabii buradan çoğu çocuk geçiyor, hani tedirgin oluyoruz. Hemen hemen her gün kaderine terk edilen ağır hasarlı binanın önünden geçen mahalleli yıkım yapılmamasına tepki gösteriyordu. Çevremizde madde bağımlılığı var, rahatsız oluyoruz. İçeri giriyorlar, kalıyorlar. Tepkiler artınca belediye ekipleri gece bariyerler getirip etrafını güvenlik alanıyla kapattı ve bugün. Tepkiler üzerine belediye ekipleri harekete geçti ve ağır hasarlı bina için yıkım çalışmaları bugün sabah itibariyle başladı ve baktığımızda iş makinelerini, kepçeleri görüyorsunuz. Kepçeler, iş makineleri yardımıyla yıkım işlemi yapılıyor. Bir taraftan da tozun kalkmaması için, toz ve toprak oluşmaması için de su sıkılıyor ve şu anda bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Yıkımın tamamlanmasıyla olası bir facianın da önüne geçilmiş oldu. Mahalleli rahat bir nefes aldı. Ankara'da bir otobüs şoförü selektör yaparak kendisinden yol isteyen sürücüye sinirlendi. Araçtan inip kızdığı sürücünün otomobilini yumrukladı. Olayı trafikteki bir başka sürücü kaydetti.
Ben sabahtan beri otobüsün önünde duruyorsunlar. Otobüs şoförü aracını durdurdu, aşağı indi. Otomobilin camlarına vurmaya başladı. Trafikteki yol verme tartışması bir başka sürücü tarafından kaydedildi. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. İddiaya göre otomobil sürücüsü kadın sol şeritte seyir halinde olan özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı. Bunu vurur musun kadına? Israrla selektör yaparak geçmeye çalışması üzerine otobüs sürücüsü aracını durdurdu, aşağı indi. Ne olduysa o anda oldu. Öfkeli sürücü otomobilin camlarına vurarak hakaretler savurdu. O anlar başka sürücüler tarafından kaydedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle iki sürücü de olay yerinden uzaklaştı. İstanbul Güngören'de tedavisini yapan diş hekimine saldırıp kliniği birbirine katan saldırgan yakalandı. Denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan saldırgan tekrar parmaklıklarını ardına gönderildi. Kapının kenarında bekleme salonundaki sandalyemi alıp girişteki büyük camıma fırlattı. Sandalye fırlattı, muayenehaneyi dağıttı. Ağrı için tedaviye gittiği diş hekimine saldırdı. O saldırgan yakalandı. Olay 14 Kasım Salı günü İstanbul Güngören'de yaşandı. Denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan Okan Kocaöz, diş tedavisi için geldiği klinikte önce ortalığı birbirine kattı, sonra diş hekimi Pelin Can'a saldırdı. Benim dişime iğne sapladınız, çeneme bir şeyler oluyor şeklinde normal uyuşmanın verdiği reaksiyonu bize o şekilde tanımladı. Kapının kenarında bekleme salonundaki sandalyemi alıp girişteki büyük camıma fırlattı. Fırlatırken de paspasa kayıp yere düştü. Sonra ben üstüne doğru gelirken orada bana darp etti, sandalyeyle vurdu ve küfürler, hakaretler, tehditler. Yaralanan diş hekimi Can hemen polisi aradı. Dışarıda bir 10-15 dakika taşkınlık yaptı. Ben tabii hemen polisi aradım. Ama polisin gelmesi maalesef işte bir 45 dakika falan sürdü. Benim sağ bacağımda dizimden aşağı kısımda büyük bir morluk, şişlik ve ödem oldu işte. Darp raporu aldım. İlk iki gün yürümek güçlüğü çektim. Olayın ardından kaçan saldırgan dün Fatih Balat'ta gözaltına alındı. Tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı gibi 18 suç kaydı olduğu tespit edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İngiltere'de inşaat halindeki 16 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Gökyüzünü siyah duman bulutu kaplarken binanın çatısında bir işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçi alevler içindeki binanın çatısından vinçle kurtarıldı ve 65 yaşındaki vinç operatörü kahraman ilan edildi. Yerden yüzlerce metre yükseklikte alev ve siyah dumanla sarılı çatıda tek başına. Yukarıdan vinçle uzatılan sepetse rüzgarda savruluyor. Gelin. 16 katlı binanın çatısında mahsur kalan işçiyi kurtarma operasyonunda nefes kesen anlar yaşandı. İngiltere'nin güneyinde inşaat halindeki 16 katlı binanın üst katında yangın çıktı. Çatıda olan işçinin etrafını alevler ve duman sardı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için vinç operatörü devreye girdi. Vinçle sarkıttığı sepeti güçlükle de olsa çatıya indirmeyi başardı. Sepete alınan işçinin kurtarılmasını o anları izleyen kalabalık alkışlarla ve gözyaşlarıyla kutladı. İşçiyi kurtaran 65 yaşındaki vinç operatörü artık İngilizlerin gözünde bir kahraman. Yangın 50 kişilik itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Türkiye'de üretimi de satışı da yasak ama PAF adı verilen küçük elektronik sigaralar elden ele dolaşıyor. En kötüsü de çocukların hatta okullardaki öğrencilerin bile ellerinden düşmüyor. Mikrofon uzattığımız veliler de öğrenciler de aynı şeyi söylüyor. Salgın gibi okullarda yayıldığını anlatıyor. Flash belleğe benzediği için de kontrollerde dikkat çekmiyor. Parkta
araçlarından oynarken bazı genç abiler içiyor. Kutu gibi böyle küçük. Çekince duman geliyor. Hiç denedin mi? Bir kere. O da annem kullanıyor. Bunu örnek alan çocuklar da ne yapıyor? Heveslenip alıyorlar, kullanıyorlar. Ben kullanmıyorum, abim kullanıyor. Abin kaç yaşında peki? 14 veya 13. Normal sigara da içiyor. İlaç belleğe benziyor ve ailelerle öğretmenlerin dikkatinden kaçıyor. Dahası çocukların elinde bile görülüyor. Küçük elektronik sigaraların kullanımı ortaokul çağına kadar düştü. İkimizin arkadaşı var bir tane. Ona zorla puf içirdiler parkta oynarken. Kaç yaşındaydı arkadaş? O da 10 yaşında, benim yaşlarımda. Farklı ambalajı, çeşit çeşit renkleri ve aromasıyla öğrencilerin, çocukların dikkatini çekiyor. Küçük olması nedeniyle de hem anne ve babaların hem de öğretmenlerin dikkatinden kaçıyor. Üstelik Türkiye'de bu ürünün hem üretilmesi hem de satılması yasak ama ne var ki 12-13 yaşında olan çocuklar bile kullanabiliyor. Bu ürünler yiyecek ve şekerlemelerde kullanılan aromalarla donatıldığı için çocukları kolayca cezbediyor. Doğru gördüm birkaç gencin elinde ama rengarenk falanmış herhalde. Yani ellerinde görüyorum da böyle şey, şekerli bir şey diye duydum ama kızımdan. Aromalıymış falan. Efendim. Evet evet aynen öyle. Elde böyle gizlice tutulup içilebiliyor sanırım. Evet benim abim öyle içiyor. Böyle saklıyor böyle içiyor. Üretimi ve satışı yasak olsa da çocuklar kolaylıkla ulaşabiliyor. Kullanan var mı çevrende? Var. Arkadaşlarım, akrabalarım falan. Bence çok kötü bir şey. Denetlenmesi gerekiyor. Devletin dikkat etmesi gerekiyor. Öğretmenlerin, müdürlerin. Yani biz veliler bir yere kadar yetişebiliyoruz. Çocukları bağımlılığa sürükleyen bu ürünler konusunda uzmanlar uyarıyor. Normal sigaraya göre yüzlerce, binlerce kat daha fazladır. Ve bunun sayesinde de bağımlılık yapıcı etkisi normal sigaraya göre çok daha fazladır. Hayat kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor. Türkiye'de 12 milyon kişiyi etkiliyor. Migrenden bahsediyoruz ve bu rahatsızlık bu mevsimde artışa geçiyor. Peki mevsimsel migren ataklarından korunmak için ne yapmalı? Var mı efendim migreniniz? Var ama şu anda hiçbir birkaç aydır çağırmıyor. Hele bu dönemler çok çok fazla yaşıyorum. Zonklayıcı bir ağrı günlerce sürebiliyor. Sonbaharda artışa geçiyor ve kadınlarda daha çok görülüyor. Her migren hastasının farklı tetikleyicileri oluyor. Ne yaptığınızda ağrıyor? Daha çok kafam bir parça ıslak olduğunda dışarı çıktığımda ağrı yapıyor. Neler sizin migreninizi arttırıyor biliyor musunuz? Tespit edebildiniz mi? Ya bilim stres çoğunlukla yapıyor. Havalar tabii ki. Milyonlarca kişi bu hastalıktan muzdarip. Hastalığın adı migren. Ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Ne kadar süreceği ise hiç belli değil. Ve üstelik de o kadar çok nedeni var ki işte onlardan birkaçı. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon migren hastası var. Çok sık bir hastalık migren. Ortalama her 4-5 kadından biri migrenli. Migren en çok sonbaharı seviyor. Hele bir de hava rüzgarlıysa atak hemen kendini gösteriyor. Lodos taşıdığı bir takım partiküller nedeniyle migreni tetiklediği düşünülüyor. O nedenle lodoslu havada çıkmamak ya da çıkarsak maske kullanmak ya da işte atkı vesaire kullanmanın faydası var. Uçak yolculuğu migreni tetikliyor. Migreni olanların asla aç kalmaması gerekiyor. Aç kaldığınız anda başınız zonklamaya başlar. Dolayısıyla düzenli beslenmek, öğün atlamamak çok önemli. Ancak bu gıdalardan uzak durun. Mayalı gıdalar, eski kaşar gibi bazı peynir çeşitleri, bazı hastalarda turunçgiller tetikleyici olabiliyor. Çikolata ve kahve kimine migren atağı yapıyor, kiminin ağrısını azaltıyor. Kahve içtiğinizde migren ağrınız mı azalıyor? Evet. Çay, kahve bence daha iyi geldiğini düşünüyorum benim için. Kafein, günde bir kahve içiyorsanız onu içmediğiniz zaman da migren atağınız olabilir. Ama kafeini sık günlük miktarının fazla olması uzun vadede sıklaştıran bir şeydir migren ataklarını. Stres, yorgunluk ve uyku düzensizliği de migrene davetiye çıkartıyor. Uzmanlar migren hastalarına tetikleyicilerle ilgili bir günlük tutmalarını öneriyor. Ve eğer atak sayısı ayda 4'ün üzerindeyse uzman yardımı şart. Tayland'da geleneksel hale gelen maymun festivali bugün başladı. Binlerce makak maymunu kilolarca ürünün konulduğu tabakları saniyeler içinde bitirdi. Çok sayıda turistin de ilgi gösterdiği festivalde hırsız maymunlar iş başındaydı. Kimi karpuz, kimi marul, kimi mango yedi. Maymunlar açık büfe ziyafet çekti. Kilolarca ürün saniyeler içinde tükendi.
Tayland'ın Lopburi kentinde 35. kez maymunlar için festival başladı. Taze meyve ve sebzelerden hazırlanan tabaklar binlerce maymunun olduğu alana getirildi. Turistlerin başına tırmanan maymunlar gıdaları alabilmek için birbirine ezdi. Etrafta biraz fazla maymun var. Hayatımda ilk kez bu kadar çok maymun görüyorum ve bu kadar çok yakından gözlemliyorum. Maymunlar kısa sürede 8.477 dolarlık yani yaklaşık 250 bin liralık meyve ve sebzeyi silip süpürdü. Dünyaya hırsızlıklarıyla da nam salan makak maymunları turistleri de rahat bırakmadı. Yine bazı eşyalarını kaptıranlar oldu. Ve Star Ana haberi burada noktalıyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.